Evet, günden kalanlarla tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz ekranlarınız başına. Hiç vakit kaybetmeden gelin önce Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır ve bizi bekliyor. Ceren, tekrar merhaba, hoş geldin ve artık bu dakikalarda Avrupa borsaları kapanışlara hazırlanırken nasıl bir tablo var dışarıda ve biriken gündemden notların neler? Didem merhabalar. Evet, Avrupa endekslerinde bugün aşağı yönde bir seyir var. Endeksler günü düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Dolar endeksi yeniden güçleniyor. Euro ve sterlin dolar karşısında kayıplarını hızlandırdı. Euro dolar karşısında %0.5'lik düşüşle 0.98-30'lar seviyesine gevşemiş durumda. Özellikle sterlin tarafında kayıplar daha hızlı. Çünkü sterlin dolar karşısında kaybı %1'i de aştı ve 1.12 seviyesi de kırılmış oldu sterlin dolar paritesinde. Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayı tutanaklarında. Ve tutanaklarına baktığımız zaman hatırlayacak olursak Eylül ayı toplantısında Avrupa Merkez Bankası'ndan 75 bas puanlık bir faiz artırımı gelmişti. Tutanaklarda üyelerin enflasyonun olağanüstü yüksek seviyede olmasından endişe duyduğunu, bu nedenle agresif bir faiz artırımını tercih ettikleri ifade edildi. Tabi bazı üyeler 50 bas puanlık faiz artırımı yönünde oy kullandılar. Resesyon endişeleri nedeniyle yine de çoğunluğun 75 bas puanlık faiz artırımı yönünde oy kullanması nedeniyle daha yüksek oranda bir faiz artışında karar kılınmış oldu. Yıl sonu itibariyle faizleri üyeler %2 seviyesine çekmeye niyetli. Tabi Euro'da yaşanan değer kaybına dikkat çektiler. Euro'da yaşanan değer kaybının enflasyonist baskıları hızlandırdığını ifade ettiler. Aynı zamanda Fed'in faiz artırımlarında hızlı hareket etmesinin Euro'da yaşanan değer kaybında bir faktör olduğuna dile getirmiş oldular. Şimdi gözler Ekim ayı toplantısında olacak. Avrupa Merkez Bankası'ndan Ekim ayı toplantısında 75 bas puanlık faiz artışı bekleniyor. Diğer yanda az önce bahsetmiştik, sterlin tarafında kayıpların hızlanması, hem Fitch'in İngiltere'nin görünümünü düşürmesi bunda etkili oldu. İngiltere ekonomisinin geleceğine dönük olarak kaygılar giderek artıyor, uyarılar giderek artıyor. Mesela orada son gelen haberlere baktığımız zaman her ne kadar İngiltere Başbakanı Liz Truss göreve geldiği zaman yaptığı açıklamayla kış döneminde İngiltere'de kesintilerin, elektrik kesintilerinin, doğalgaz kesintilerinin olmayacağını söylemişti. Fakat son gelen şirketlerden haberler bu yönde değil. Çünkü bugün İngiliz elektrik ve gaz dağıtım şirketi National Grid en kötü senaryoyu açıkladı. Yani doğalgaz, elektrik krizinin daha da kötü bir hale gelmesi halinde kış döneminde enerji krizinin kötüleşmesi, daha da kötüsü Avrupa'dan İngiltere'ye olan elektrik ithalatının durması halinde kesintilerin olabileceğini, buna hane halklarının hazırlanması gerektiğini ifade etti. Günlük 3 saatlik kesintiler yapılacak en kötü senaryoda. Özellikle talebin en yüksek olduğu saat dilimlerinde, yani sabah erken saatlerde ve akşamüstü saat 16 ile 19 arasında kesintiler uygulanacak. Tabii National Grid bugünkü açıklamasıyla buna pek ihtimal vermediğini, yine de enerji krizinin kötüleşmesi senaryosuna karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti. Zaten geçtiğimiz hafta İngiltere'nin enerji düzenleyici kuruluşu Ofgem'den de benzer uyarılar gelmişti. Ofgem'de bu kış doğalgaz arzı konusunda önemli bir riskle karşı karşıya olunduğunu ve doğalgaz tarafında kesintilere hazırlıklı olunması gerektiğini söylemişti. Bu senaryoda Ofgem İngiltere'deki endüstriyel kısımdan kesintilere başlayacak. Yani en fazla talebin yoğun olarak kullanıldığı şirketler, sektörlerde doğalgaz kesintilerinin söz konusu olabileceğini belirtmişti Didem. Yani İngiltere için bu kış oldukça soğuk geçecek gibi gözüküyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum aktardığın tüm bu detaylar için. Sana mutlu bir akşam diliyorum. Şimdi araştırma masasına gidelim. Çağlar Kuzdukluoğlu bizi bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar merhaba, hoş geldin günden kalanlara. Şimdi küresel piyasaları bir tarafta izliyoruz. Orada satışlar daha ziyade hakim ama içerisi pozitif ayrışmaya devam ediyor. Bu temayı biraz konuşalım istedik seninle. Neler aktaracaksın? Didem, aslında pozitif küresel seyri haftanın ilk iki gününde bırakmış görünüyor küresel piyasalar. Sen altını çizdin aslında sözü bana devrederken. Yurt içinde biz bugün itibariyle bugünkü %2'lik yükselişle beraber 3500 olan o psikolojik sınırın üzerine geçtik. Dün bunun biraz altında olduğumuzdan bahsetmiştik. Ardı ardına 5. gün
ve Eylül ayı hatırlanacağı üzere Borsa İstanbul için bir miktar gerilime sahne olmuştu. Eylül ayında görülen o dip noktadan da yükselişimiz bugünkü pozitif kapanışla beraber %16,5'lar civarında yukarı gelmiş vaziyette. Şimdi burada tabii ki teknik seviyeler anlamında önemli olarak belki de 3500 puan öne çıkmış olabilir ama Eylül ayının başında da aslında yine Ekim ayının bugünlerinde olduğu gibi yani Ekim ayının başını hatırlatır biçimde küresel piyasalar özellikle Ağustos'un ortasına itibaren negatif ayrışmaya başlamış ve Eylül ayı içerisinde Borsa İstanbul çok fazla bir işlem günü geçmeden devre kesicilerin devreye girdiği günlerle düşüş yaşadığı, dalgalanma yaşadığı bir sürece girmişti ama yine de buna karşı %0,2'lik bir yukarı yönde aylık değişimde pozitif Eylül de geride bırakmayı başarmıştı Borsa İstanbul. Buradaki pozitif seyrin devam ettiğini gösterelim. Şimdi ikinci grafiğimizde de vadeli işlem opsiyon borsasına bakacağız. Burada Viyop 30'un da yukarı yöndeki seyrinde yine psikolojik bir eşik olan 4000 puana yakın seviyelerde olduğumuzu söyleyelim. Ki hatırlanacağı üzere yine Eylül ayında iniş çıkışlarla beraber haber akışları ki gündemde hala sıcaklığını koruyan haber akışları bunlar. Özellikle vadeli işlem piyasasındaki işlemler burada da sert dalgalanmalara neden olmuştu. Borsa İstanbul'daki ile beraber burada da pozitif seyri izler vaziyetteyiz. Dün seninle gün içerisinde petrolü konuştuktan sonra altının konumundan bahsetmiştik. Aslında küresel piyasalarda OPEC gündemiyle beraber resesyon ve stagflasyon endişeleri ki ABD'den gelecek yine tarım dışı istihdam verilerini bekliyor olacağız. Petrol fiyatlarında da önemli değişimler var. Çünkü özellikle son süreçte fiyat tarafındaki arz noktasındaki söylem ve OPEC'in atmış olduğu adımlarla petrolde de yukarı yönde seyirler izler vaziyetteyiz. Burada Brent petrolün de 95 dolarlara yakınsadığını görüyoruz. Küresel piyasalarda tabii iştahın arttığı bir dönemde değiliz ama buradaki müdahaleler de açıkçası ons altın yukarı gitmesi gibi petroldeki yukarı yönü gösterir vaziyette. Ekrana da geldi Brent petrolün görünümü Didem. Burada 84 dolar gibi aylıkta gördüğümüz bir dip seviyeden tekrar yaklaşık 20 gün önce, 20 işlem günü önce gördüğümüz 94 dolar seviyelerine geldi ki WTI'de de Amerikan tipi ham petrolde de yukarı yöndeki seyri izler vaziyetteyiz. Yarın haftanın son işlem günü yine önemli verileri takip ediyor olacağız. Piyasalardaki yansımalarını da aktarmaya devam edeceğiz bizler de. Çağlar çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, her perşembe olduğu gibi günden kalanlarda bugün de Doktor Şeref Oğuz'la birlikteyiz. Gazeteci, yazar Doktor Şeref Oğuz. Şeref Bey hoş geldiniz efendim. İyi yanlar diliyorum. Yüzünüzü de görelim. Evet, evet hoş geldiniz, hoş geldiniz. Neredesiniz Şeref Bey? Bugün nereden katılıyorsunuz yayına? Trabzon'dayım. Şimdi bu Kurumsal Yatırım Derneği özellikle kurumsallaşmayı Anadolu'da insanlara anlatmak için bir konferanslar dizisinden geldik buraya. İşte salonda toplanan iş insanlarına kurumsallaşmanın özellikle de şu Bloomberg'de sürekli olarak duyduğumuz küresel ekonomideki gelişmeler ışığında paraların finans erişimi bu kadar zor olduğu noktalarda yeşil hareketinin önemli olduğu alanlarda kurumsallaşmanın daha da hayati hale geldiğini anlatıp kurumsallaşmaya daha bir özen gösterilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Burada bir iki laf edeyim. O da şu hazır açılmışken söz. Türkiye inanılmaz şirketleri, iyi şirketleri, kurumsallaşmayı benimsemiş şirketleriyle dünya ortalamasının çok üzerinde örnek uygulamalar var. Fakat sorun KOBİ düzeyinde ne yazık ki aynı şekilde dünya ortalamasının çok altındayız Didem. Bu da şunu gösteriyor. Yani açıkçası kurumsallaşma alanında sadece üsttekiler değil, yani iyi şirketlerimiz değil, KOBİ'lerimizi de oraya çekmez isek dünyadaki yaşanan bu türbülanslar, finansal erişimdeki sıkıntılar vesaireler KOBİ'ler için daha da sorunlu hale gelecek. Çünkü artık kurumsallaşmadığınız zaman kredi erişim de çok fazla imkan bulamıyorsunuz. Onu bugün onları paylaştık iş dünyasıyla. Şeref Bey buradan edindiğiniz notları ve izlenimleri sormaya da devam edeceğim. Ama ben şöyle bir haber başlığını da sizinle paylaşmak istiyorum.
belki de biraz tabiri caizse altlık da yaparız Türkiye'ye yönelik konuşacağımız boyutu için. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü'nün ticaret büyüme tahmininde keskin bir dönüş düşüş oldu, U dönüşü oldu neredeyse. 2023 için ticaret büyüme öngörüsü %3.4'ten %1'e çekildi. Malum sebepler var elbette burada. Avrupa'da yükselen enerji maliyetleri, Amerika'nın sıkılaştırma politikaları ve Ukrayna'da yaşanan savaş gibi. Ama bunun yanı sıra yakıt, gıda ve gübreler için artan ithalat fiyatlarına da değinilmiş ve gelişmekte olan ülkeler için özellikle gıda güvensizliğine ve borç sıkıntısına yol açabilir yorumu yapılmış. Şimdi bu cümleden sizin de aslında bu konuda söyleyecekleriniz olduğunu bildiğim için borç sıkıntısına yol açabilir kısmını biraz bizde reel sektör tarafında iki olası etkileri açısından değerlendirmenizi rica edeceğim. Hem de taze taze iş insanlarıyla Anadolu'da bu konuları konuşan birisi olarak. Buyurunuz. Evet, şimdi Dünya Gazetesi olarak çok fazla Anadolu'yu dolaştığımızdan nabzı iş dünyasının Anadolu'da da nabzını tutma açısından bir şansımız var, imkanımız var. Onu da zaten gazetede aktarıyoruz. Şu anda Didem, enteresan bir şey. Alacaklıların kriz çağına, sıkıntı çağına girdik diyebiliriz Türkiye'de. Az önce çok güzel küreden yöreye getirdin sorunu. O da şu, alacaklılar borçlarını, borçlulardan paralarını alamıyorlar. Yani alacak dönemiyor. Yani Şerif bir bakıma... Bey, evet. Çok özür dilerim. Hafta sonu Abant'ta yapılan bir toplantı vardı, hatırlayacaksınız. Şimdi orada alınan evet. bazı kararların hayata geçirilmesi noktasında gelen bir haber var. Siz de eminim ilginizi çekecek. Takas Bank, Viyop piyasasında merkezi karşı taraf fonksiyonu çerçevesinde yönetilen risklerin azaltılması için bir düzenleme değişikliğine gidildiğini duyurdu. Tekrar edelim. Takas Bank, Viyop piyasasında merkezi karşı taraf fonksiyonu çerçevesinde yönetilen risklerin azaltılabilmesi amacıyla düzenleme değişikliğine gidildiğini duyurdu. Abant'taki bu toplantı önemliydi. Hatırlarsınız siz de Şeref Bey. Evet. Geçtiğimiz günlerde manipülatif bir takım hareketler evet. yaşandı evet. vesaire ve bunun önüne geçmek için taraflar bir araya geldi. Taraflar derken tabii ki düzenleyiciler, aracı kurumlar vesaire ve ortaya nasıl önlenebilirle ilgili çeşitli öneriler çıktı. İşte atılan bir adım olarak da biz bunu paylaşmış olalım. Buyurunuz, özür dilerim böldüğüm için. Estağfurullah, şimdi burası bir haber kanalı. Biz de haberciyiz. Ben de bir gazeteciyim. Ve bu da çok önemli bir haber bu arada. Ekonomist, evet. ekonomist kimliğimden daha önemli bir gazeteci. Haber çok önemli bu kanalda. Verdiğiniz çok doğru. Özellikle bu manipülatif süreçte insanların, borsaya gidenlerin silkelendiği bir yapı içerisinde bir itibar kaybı da söz konusu oldu borsanın. Çünkü liradan, enflasyon kovaladığı liradan kaçış için bir sığınma limanı olarak görülen borsada özellikle bankacılık hisseleri üzerinden belirli bir dönem %150'lerde bir kazanç oluyor. Sonra %40'larda düşüş oluyor. Şimdi yeniden yükseliyor. Ve bütün bunların kamunun bilgisi ve ilgisi dışında kalması söz konusu değildi. Eğer burada bir manipülasyon varsa bu sadece bununla ilgili tutuklanan bazı insanlar üzerinden değil, fakat yapıyı da sorgulamak gerekiyor. Bugün az önce aktardığın haber de bu konuda bir çalışmanın en azından bir adımın atıldığını gösteriyor. Evet. Ancak tabii borsadaki yatırımcıyı korumak, özellikle küçük yatırımcı için iyi düzenlenmemiş oyun, bir oyun alanı olarak hala borsamızda oyun sahasını onlar için iyi düzenlememiş yapıda, bana göre oyun sahasını daha düzleştirme yolunda atılacak çok daha fazla gereken adımlar var. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapacağı adımlar var. Belki bu anlamda denetim ve gözetim konusunda da başka türlü, belki yazılım desteği, hani bu akıllı yazılımlar dediğimiz yapay zekaların da kullanması gerekiyor. Sorun şudur, gerçekten borsayı bir yatırım yapılan, sağlıklı büyüyen bir yatırım yapmak ve insanların finansa erişimi konusunda ekonominin elindeki en önemli araçlardan biri olan borsamızdan çok daha fazla istifade etmesini sağlayacak imkanları el birliğiyle koymak zorundayız. Ne yapıyorsunuz bir farkında, belki de bakanı da arayüz olarak kullanıp insanları borsaya davet ediyorsunuz, fakat orada bunlara manipülasyon uyguluyorsunuz. Manipülasyonun asla olmaması gereken bir yer
varsa o da borsadır. Çünkü borsa aynı zamanda bu kadar finansmana erişimin sıkıntılı olduğu bir alanda en önemli enstrümanlarımızdan biridir. Kaldı ki borsa günün sonunda ekonominin bir bakıma barometresidir, değil mi? Yani evet. Ama aynı zamanda Didem, borsa ekonominin barometresi ise, ki bunu bakan da söylüyor, herkes söylüyor, dünyada da zaten böyle, ekonominin iyi gidişatının kötü gidişatına eğer bir göstergeyse, ama aynı zamanda iş ahlakının da bir göstergesi olması açısından önemlidir. Eğer oraya gelen, borsaya gelen insanlar, özellikle küçük yatırımcılar mağdur ediliyorsa, silkeleniyorsa, hani o meşhur tabirle silkeleniyorsa, bunun da tedbir almak zaten kamunun, kanun yapıcıların, piyasayı tanzim eden kurumlarımızın görevi olmalıdır. O açıdan bu sonuçlarını önümüzdeki dönemde belki evet. çok daha fazla irdeleriz. İnşallah bir faydasını da görürüz. Şeref Bey, yine bir iki dakika müsaadenizi isteyeceğim. Çünkü konuyla ilgili olarak Doktor Berra Doğaner'e döneceğim. Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu üyesi. Berra Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi bir son dakika iki de yapayım. Pay dayanak varlığa bağlı sözleşmeler için fiziki teslimattaki risklerin de en aza indirilmesi için sicil bazında pozisyon limiti %5'ten %3'e indi. Çeşitli adımlar atılıyor gibi duruyor. Nasıl okumak lazım bu gelişmeleri? Buyurun. Bu yaşanan son olaydan sonra alınan ilk önlem aslında. Herhalde devamı da gelecek ama yani ilk adımı böylelikle Takas Bank atmış oldu. Burada üç şey var gelen yönetmelikte. Onu da okudum ben hızlıca size bağlanmadan. Evet. Pay vadelileriyle ilgili bir düzeltme, yeni bir düzenleme yapıyorlar. Piyasa bazında pozisyon limitini %100'den %50'ye indiriyorlar. Yani pay vadelinin, işte Ereğli'nin spotta bir şeyi var, büyüklüğü var. Vadelisinde de %100'üne kadar, yani spottaki miktar kadar pozisyon açılabilecekken şimdi bunu %50'ye evet. indiriyorlar. Daha kısıtlı pozisyon açılabilecek. İkincisi de sicil bazında, yani her bir yatırımcının herhangi bir pay vadeli de açabileceği pozisyon limiti de %5 idi önceden. Bunu da %3'e indiriyorlar. Son olarak da piyasa yapıcılar bu limitlerden muaftı. Piyasa yapıcı aracı kurumlar daha geniş limitler kullanıyordu. Bunları da kaldırmışlar, o istisnaları. Piyasa yapıcılar da bu limitlere tabi olacak. Yani evet, bu yaşanan olaylardan şimdilik bir ders alınıp İlk adım diyelim. Daha yapılması gereken çok şey var. Alınması gereken SEPTK tarafında, borsa tarafında adımlar da var. Onlar da herhalde sırasıyla gelecektir. Doktor Berra Doğaner, çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katılıp bu son dakika gelişmesini bizlerle bu kadar hızlı paylaştığınız, değerlendirdiğiniz için. Evet, tekrar Şeref Bey'e dönelim. Yani Berra Hanım'ı dinlerken hiç yüreğime su serpildi. Tabii o çok teknik konuların derinlemesine bildiğinden dolayı ilk adımı tanımlaması hoşuma gitti. Evet. Arkasının da gelmesi gerektiğini de burada bir kez daha altını çizmiş olalım bu kanaldan. Çünkü evet ama yetmez. Bunların devamı gelmesi lazım ki borsamızı manipülasyondan, içeriden ticaretten, manipülatörlerden kurtaralım ki küçük yatırımcının da oraya gelip yatırım yapabileceği bir kurum olarak itibarını yukarıda tutabilelim. Pekala, çok teşekkür ediyorum size de görüşünüz için. Şeref Bey, şimdi devam edelim biz kaldığımız yerden. Evet. Ticarette öngörülen bu daralma Türkiye'yi nasıl etkiler diye konuşurken aslında biraz da belki biz ticareti rezerv para, yani dolar üzerinden yapıyoruz ağırlıklı. Girdiler dolar. Evet. Avrupa'ya sattığımız malı euro karşılığında satıyoruz. Dolayısıyla da doların bu kadar değer kazanıyor olması bizi nasıl etkilemeye devam edebilir? Ne tür riskler var TL için? Onu sormak evet. istiyorum. Bir not daha aktararak müsaadenizle, küresel döviz rezervi olan doların son günlerde özellikle yani rezerv miktarının son derece ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Çünkü herkes dolara yöneliyor. Merkez bankaları
yerel para birimlerini satıp dolar alabiliyorlar. Dolayısıyla da rezerv paraya ulaşım zorlaştıkça değeri artıyor. Bu bizi nasıl etkiler diye sorayım bir kez daha. Şimdi öncelikle Dünya Ticaret Örgütü'nün hani ticaret hacmiyle ilgili olarak yaptığı %3,5'lardan %1'e değil mi indirme? Evet, %3,4'ten %1'e. 3,4'ten 1'e indirdi. Şimdi bunun iki türlü etkisi var. Önce oradan başlayayım. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin dünyada enteresan bir şeyi var. Aldığı bir bazal pay var. Bazal pay diyorum nedir? Karalar yüz ölçümünü alırsan dünyanın %1'i, nüfusu alırsan %1'i, dünya gelirini alırsan neredeyse %1'i, dünya ticaretin neredeyse %1'i. O anlamda dünya ticaret hacminde bir küçülme varsa bu bizim olarak herkes gibi bizi de büzecek. Bu negatif birinci etki. İkinci etki ise bizim ticaretimizin en önemli bölümü olan Avrupa Birliği'nin Rusya ile enerji aktarımındaki yaşanacak olan bir zor bir kışa hazırlanıyorlar. Onun getireceği ilave resesyon, kışın da baskısıyla gelecek ilave resesyon Türkiye'deki ticaretin, oraya olan ticaretin siparişlerindeki azalmayla beraber bir etkisini de beraberinde getirecek. Şimdi ikisi birleştiği zaman dünya ticaret hacminin üzerine negatif bir etki gelecek. Geçelim az önce söylediğin dolara. Şimdi doların bu kadar yüksek olması sadece pariteden dolayı 7 ile 10 milyar dolarlık bir zarar görmüş olmamız, sanki her şey yolundaymış gibi, de pariteden biliyorsun, euro paritesinden de böyle bir zorlama geldi. Az önce senin çok güzel ifade ettiğin şekilde genelde girdilerimiz dolarla, ki dolar artıyor. Dünya rezerv parasının yukarıya doğru gidiyor, endeksi artıyor, şu artıyor, bu artıyor. Bunda sadece biz değil, dünyada kaygılı. Ama öbür taraftan da sadece doların artışı değil, fakat aynı zamanda bizim kilogram fiyatımızı da yeterince artıramıyoruz. Ulucumuzun getirdiği sıkıntılar birleşince ihracattan da bir daralma. İhracattan artık eski rekorlar dönemini kapatıyoruz. Yerine acaba ihracatımızı hedeflediğimiz noktaya tutabileceğimiz gibi daha hayati sorular geliyor. Bu da gayet doğal. Bu bizim başarı ya da başarısızlığımızdan ziyade içinde bulunduğumuz konjonktürün bize getirdiği bir durum. Ha, bu ne kadar sürer? Pahalı dolar bize yaramaz. Neden? Çünkü altın üzerinden de etkileniyoruz. Dolar çıkarken de yukarı, dolar endeksi yukarıyken de bizde artıyor. Dolar dünyada inerken de artıyor. Çünkü biz dış kaynağa ihtiyacı olan bir ülkeyiz ve biz döviz üretme kabiliyetimiz azaldığı oranda doların hareketlerinden daima negatif yönde etkileniyoruz. Peki dolar niye o kadar önemli? Çünkü Türkiye'deki bütün krizlerin tetikleyicisi dolar oldu. Ve dolara karşı inanılmaz ekonomimizde bir eğilim var. Dolarizasyon diye bir kelime üretmiş durumdayız ki şu anda bile mevduatın çok büyük bir bölümünün dolar olduğu gerçeği bunu ifade ediyor. Hal böyle olunca umudumuz doların biraz daha, hiç değilse bu dolar endeksinin getireceği, rezerv paranın kendisinin dünyada değerlendirmesinin getireceği etkiyi azaltma noktasında da umutlar biraz da Fed'e bağlı. 1984 evet. Yılında benzer bir şekilde dolar tırmandığı zaman o zamanki ülkeler bir araya gelip ya bir dakika ne oluyor, bu doların tırmanışına bir çare bulalım derken buranın kafile başçısı da bizzat Amerika'nın kendisi oldu. Çünkü Fed faiz artımıyla beraber ayarını bozdu, yukarı doğru gitti bu kantar. Hani derler ya, ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar. Şimdi Amerika'nın da ihracata ihtiyacı var. O kadar pahalı doları, onun da sıkıntılar yaşayacağından dolayı sanıyorum bir süre sonra Amerika da doların bu kadar yukarıya çıkmasını izin vermeyecek. Tıpkı 1984'deki Plaza Anlaşması diye bilinen o mutabakatla birlikte bunu aşağı çekecek, bazı tedbirler alacak. Ancak benim korkum şu, bizim döviz üretme kabiliyetimizi güçlendirmediğimiz takdirde doların aşağı inmesi olacak, o dönemde bile dolarla ilgili sıkıntıları yaşayabileceğiz. Bu da nedir? İhracatımızın hem miktarını hem aynı zamanda kilogram fiyatını artırmak durumundayız. Çünkü doğal döviz üreticimiz bizim ihracatımız. Turizme bel bağlıyoruz ama turizmin sezonları söz konusu, uluslararası gerilimi söz konusu. Biliyorsun bu Rusya'daki uçağın düşmesi vesaire gibi konsolosluğun, büyükelçinin öldürülmesiyle gelen sıkıntıları yaşamıştık. Allah'tan bunları geride bıraktık ama şu anda yeni bir gelişim olarak da Rusya ile olan Türkiye'nin ticaretinin
gerekçe göstererek Amerikan hükümetinin bazı yeni ambargolara hazırlandığı konuda haberler geliyor okyanusun öbür tarafından. Evet. Özellikle ileri teknoloji konusundaki alanlarda, işte petrokimya alanlarında, gıda alanlarında bazı yeni yaptırımların masaya gelebileceği söz konusu ki bu da Türkiye için 2023'ün pek çok alanda çok fazla mücadele alanları oluşturacağı bir yıl olacağını gösteriyor bize. Doktor Şeref Oğuz, çok çok teşekkür ediyorum size bugün yayına sunduğunuz katkı için ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Haftaya bugün görüşmek üzere diyelim. Sağ olunuz. Ve şimdi de Dünya Ticaret Örgütü'nün bu tahminindeki değişiklikle ilgili olarak daha fazla detay ve bizi de nasıl ilgilendiriyor boyutunu konuşmak ve sormak üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi Dünya Ticaret Örgütü kürsüsü profesörü Doktor Pınar Artıran'a gidiyoruz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Didem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi benim gözüme çarpan notlara baktığımda DTÖ'nün kararıyla ilgili enerji maliyetleri ve artan enflasyon, tabii ABD'nin sıkılaştırma politikası, savaş unsurlarına yer verilmiş. Öte yandan yine gelişmekte olan ülkeler için merkez bankalarının faiz oranlarını çok hızlı ve fazla yükseltmesi gibi noktalara da değinilmiş. Bunlar da risk olarak önümüze geliyor. Nasıl okumamız gerekiyor sizce bunu? %3.4'ten %1'e çekilen ticaret büyüme tahmini korkutucu mu yoksa beklenen bir tahmin değişikliği mi? Didem Hanım, isterseniz şöyle söyleyelim. Aslında bu dün açıklanmış olan rapor çok da fazla şaşırtıcı değil. Çünkü biz aslında 13 Temmuz 2022 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü'nün yarı yıl küresel ticaret izleme raporunda da benzer ifadeler olduğunu görmüştük. Tabii ki o zamanki beklentiler biraz daha iyimserdi. Revize ederek daha negatif görünümlü bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama yarı dönem izleme raporunda dahi Dünya Ticaret Örgütü aslında Temmuz ayında bizi uyarmaya başlamıştı. Şimdi bir yeni gelişme de var biliyorsunuz. Bugün IMF Genel Direktörü Georgieva Washington Üniversitesi'nde yapmış olduğu konuşmada DTÖ'nünkünden de daha karamsar bir tablo ileri sürdü. Ve kurumun küresel büyüme tahminlerini şimdiden 3 kez düşürerek 2022 için %3.2'ye ve 2023 için de %2.9'a indirdiğini söyledi. Aslında DTÖ'nünkiyle baktığımızda biraz daha iyimser rakamlar olsa da konuşma kendi içerisinde Georgieva'nın konuşması olumsuzdu. Şimdi ben bize 13 Temmuz 2022 tarihli raporu bir daha hatırlatmak istiyorum, DTÖ'nün raporunu. Orada küresel ekonomik görünümde Ukrayna Savaşı'nın sonucu Şubat ayından itibaren kötüleşmenin mevcut olduğunu ama aynı zamanda da bizi çok daha etkileyen başka faktörler olduğunu da Dünya Ticaret Örgütü belirtiyordu. Oradaki önemli faktörlerden bir tanesi de tek taraflı ticaret politikalarına atılınmaya başlanması. Biz biliyoruz ki aslında uluslararası ticaret dediğimiz bütün ülkelerin katılımıyla ve serbest ticaret üzerinden ilerler. Ama COVID ile birlikte ve Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte biz aslında ülkelerin tek tek kendilerine yetecek şekilde politikalar içerisine girmeye başladıklarını gördük. Hepimizin malumu Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon düşürme yasası ve bununla birlikte harcamayı düşündüğü para ya da tüketicilerin elektrikli araç almaları için tanıyacağı bir takım vergi kredilerinin işte Kore menşeli araçlara, Avrupa Birliği menşeli elektrikli araçlara veya başka ülkelerin elektrikli araçlarına bu tip imkanların tanınmıyor olması aslında uluslararası ticarette gitgide ülkelerin kendi içlerinde bir politika yürütmeye başladıklarını gösteriyor. Geçen hafta Almanya'da açıklanan 200 milyar avroluk yeni enerji paketi de biliyorsunuz çok tepki çekti diğer AB ülkelerinde. Biz normalde AB'yi hep bir birlik halinde ve özellikle de bu son krizlerde tek bir merkez gibi davranmaya çalışırken bir anda Almanya'nın o enerji kriziyle birlikte tek başına hareket ediyor olmasını bir sıkıntı olarak gördük. Dolayısıyla bana sorarsanız dünya ticaret krizinde biz aslında çok krizlilik ve fazlaca şoklarla karşı karşıyayız. Burada evet bir yandan COVID-19 pandemisi var ama iklim değişikliği müthiş bir rol oynayacak. Çünkü ülkeler bundan sonra alacakları tek taraflı ve içine kapanan önlemlerin hepsini, bunlar genellikle de zaten ticarette korumacı
yabancı önlemleri olacak. Hepsini iklim değişikliğine bağlantılandırmaya çalışacaklar. Artan jeopolitik gerilimler maalesef bitecek gibi görünmüyor. Biz Rusya ve Ukrayna'ya bakarken aynı zamanda Çin ve Tayvan arasında da suların ısındığını biliyoruz. Bu arada da tabii ekonomik olarak kendi kendine yeterlik ve kendi firmalarını yeniden destekleme müthiş sübvansiyonlara yol açacak ve sübvansiyon yani devlet destekleri veremeyen ülkeler bu oyunda atıl kalacaklar. O yüzden de biz Türkiye Cumhuriyeti olarak politikalarımızı belirlerken firmalarımıza ne kadar sübvansiyon verebiliriz? Bunun yanı sıra hane halkına Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldığı gibi bir takım sorunlarla mücadele edebilmek için ne kadar yardımda bulunacağız? Bunlar önemli çünkü Amerika, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler bu tip sübvansiyonlara girerken bizim bunu yapmamamız ekonomik anlamda tabii ki bizi sıkıntıya sokacak. Bunun haricinde küresel gıda krizinden sürekli bahsetmeye devam edeceğiz. Buna ilişkin olarak da tabii sadece Ukrayna, Rusya arasında bir tahıl koridorunun ulaştırılması yeterli değil. İklim kriziyle birlikte biliyorsunuz bütün ülkelerin gıdaya erişiminde sıkıntılar olacak. Dolayısıyla bu öte yandan dijital ayrışma ve elektronik ticaret peki kapasitemizi artıramamak da bir takım tehditler olarak görünüyor. Son söyleyebileceğim şey Didem Hanım, biz aslında COVID-19 pandemisi sırasında emtia ticaretinde büyük parlak günler gördük. Niye? Çoğu insan işte evde kaldığı için eğlence oyunları almak veya bir takım malları internet üzerinden almak yoluna saptı. Fakat şimdi COVID'in yavaş yavaş ortadan kalktığını gördüğümüzde artık o mal ticaretinin eskisi gibi yoğun yapılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla elbette bu bir krize sebep veriyor. Bunu yaparken bu ticaret faktörlerine bakarken tabii hizmet ticaretini de unutmamak lazım. Hizmet ticareti açısından da DTÖ'nün verilerine baktığımızda orada küçük bir olumlu sıçrama olduğunu görüyoruz. Tabii COVID yavaş yavaş ortadan kalktığı ve seyahat kısıtlamaları ortadan kalktığı için gerek ulaştırma, özellikle havayolu taşımacılığı ve gerekse deniz yolu taşımacılığı ve diğer taşımacılık türlerinde biraz hareketlenme görüyoruz. Ama yine de bu hizmetler ticaretteki çok çok önemli, uluslararası ticaretin çok önemli bir parçası, tamamen toparlanması için bir süre daha vakit geçeceğini gösteriyor. Ama her halükarda bu yeni açıklanan DTÖ raporu mümkün olduğunca bizim gibi gelişmekte olan ülkeler ve daha az gelişmiş olan ülkeler için geçtiğimiz günlerde yayınlanan AKTAD raporunun da gösterdiği üzere mutlaka işbirliklerinin kurulması, özellikle az gelişmiş ülkeler için IMF'nin özel çekme haklarının artırılması ve her halükarda gelişmekte olan ülkelerin bu bunalımdan çıkması için ticaret hacminin artırılması amacıyla bir takım teşvikler verilmesinin önünü açacak bir öneri paketini sunuyor diye düşünüyorum. Doktor Pınar Artıran, çok teşekkür ediyorum efendim tüm bu aktardığınız önemli notlar, değerlendirmeler için. Size iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalınız. Bu arada biz günden kalanları noktalamadan önce ben sizinle Takas Bank'tan gelen Viyop düzenlemesine ilişkin notları tekrar şöyle bir özetlemek istiyorum. Malumunuz yaşanan manipülatif hareketler sonrasında risk yönetimi kavramı ciddi anlamda ön plana çıkmıştı. Abant'ta piyasa katılımcıları, hem regülasyon düzenleyiciler, hem aracı kurumlar bir araya geldiler ve oradan çıkan bazı öneriler doğrultusunda da şimdi elimize ulaşan ve sizinle paylaştığımız çerçevede bazı düzenlemelerde değişikliklere gidildi. Neydi bunlar? Öncelikle fiziki teslimattaki risklerin en aza indirilmesi için piyasa bazında pozisyon limiti %100'den %50'ye indirildi. Hem %5'ten %3'e indirilen limitler olduğunu gördük. O da sicil bazında pozisyon limitine dair %5'ten %3'e indirildi. Bir aylık bir geçiş süreci verilecek bu sicil bazında pozisyon limiti değişikliğiyle ilgili yaşanacak olası aşımların piyasaya olumsuz etkilerinden arınmak için. Paya vadeli işlem sözleşmelerinde de piyasa yapıcı hesaplar için uygulanan limit istisnası kaldırıldı. Ya bu gelişmeleri ve bu alınan önlemleri
biraz sindirmemiz, biraz yeni düzenlemelere alışmamız zaman alacak. Telaffuzu bile bazen zor olabiliyor. Ama bunlar önemli bir dönemin ilk adımı dedi Berra Doğaner. Katılmamak mümkün değil kendisine diyelim. Ve günden kalanları burada noktalayalım. Bir aranın ardından 60 dakikayla Zeliha Saraç sizlerle birlikte olacak. İyi akşamlar diliyorum hepinize.